türlü yolluk söyleyeceğim. Özellikle ilaç, hastane, hastaneye olan masrafların çok uzun vadede büyük oranda azalacağını düşünüyorum. Hoping that this will serve just a start of how we can work together. We can look at how we... Soon in the website of Konya Municipality. Well, after this... Bununla alakalı detaylı bilgiyi de seve seve veririz. Pandemi bittikten sonra da gördük ki bu konuda çok ciddi bir talep var. Increasingly, through digital technology, the data that we need in order to justify the award, cooperation, gently plan, participate in sports and cultural activities. If you have any question, not today, but if you have any questions about one program, you can... Boys, tell me, a girl that is competing at the national level that doesn't know how to run. So that solves... Bunlar herkes tarafından takdir toplamıştır. Especially our work on sports has been appreciated by everyone. Tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilmesi hem ülkemizde hem de şehrimizde büyük bir sevinçle karşılandı. Kıymetli misafirler, Konya her anlamda kendini ispat eden, gelişimini sürdüren, yenilikleri yakalayan ve geçmişle gelecek arasında bütünlük kuran bir şehirdir. Özellikle spor konusunda yaptığımız çalışmalar herkes tarafından takdir toplamıştır. Konya ve spor kelimeleri hangi cümlede yan yana kullanılırsa kullanılsın birbirine çok yakışıyor. Sporun içindeki dayanışma ruhu, barış ve kardeşlik anlayışı her daim şehrimizin kültüründe yer almıştır. Bu nedenle şehrimiz 2023 Dünya Spor Başkenti ünvanını en iyi şekilde taşımaya devam ediyor. Konya'mız geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilmesi hem ülkemizde hem de şehrimizde büyük bir sevinçle karşılandı. Cumhuriyetimizin 100. yaşına ayak bastığı 2023 yılı her bir Türk vatandaşı için çok özel ve değerli bir yıldır. Bu sebeple Konya'nın bu yıl için Dünya Spor Başkenti seçilmesi hepimiz için oldukça anlamlı oldu. Konya'mız bugün 600 kilometreyi aşan bisiklet yollarıyla, uluslararası standarttaki atletizm pistiyle, olimpik velodromuyla, olimpik yüzme havuzlarıyla ve en yüksek donanımına sahip spor tesisleriyle bir spor şehri olmayı başarmıştır. Özellikle uluslararası spor müsabakalarının şehrimize yapılması için gerekli her türlü imkana ve kabiliyete sahibiz. 2022 yılının Ağustos ayında dünyanın en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'mızda ev sahipliği yaptık. Oyunlar sebebiyle 54 ülkeden şehrimize gelen 4200 sporcuyu ve 10 binlerce seyirciyi en güzel şekilde misafir ettik. 5. İslami Dayanışma Oyunları bizlere gösterdi ki Konya'da her türlü olimpiyatı ve spor müsabakasını kusursuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ülkemizin en büyük maratonlarından biri olan Uluslararası Konya Yarım Maratonu önümüzdeki günlerde yeniden düzenleyeceğiz. Maratona bu yıl Türkiye'den ve dünyadan toplamda 15 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle 15 Ekim'deki yarım maratonumuza sizleri davet ederek bu büyük spor şölenine şahit olmanızı istiyorum. Bu organizasyonları yaparken bizim en büyük kazancımız aslında başta Sayın Gianfrancesco Lupatelli olmak üzere bu heyeti tanımak oldu. Umuyorum ki mevcut görevlerimiz, bundan sonra alacağımız görevlerle birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağız. UCLG Başkanı olarak da sporun herkese yayılması konusunda tüm dünyada gerekli çalışmaları yapacağımı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye ve İtalya olarak Euro 2032'yi birlikte düzenlemekle ilgili karar onaylanmış oldu. Konya olarak hem stadyumumuzla hem Dünya Spor Başkenti bir şehir olarak 2032'de de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Sporun en önemli yanı beraberlik ve kardeşlik duygusudur. Onun için biz bu ünvanı taşırken biraz önce ifade ettiğim gibi çok değerli spor insanlarıyla arkadaşlık etme imkanı, danışma imkanına kavuştuk. Umuyorum ki bu Konya için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Spor başkenti ünvanımızı her zaman gururla taşımaya devam edeceğiz. I think that Konya is an example. Konya diğer spor başkentlerine örnek bir şehir.
Aramızda başarılı bir tekvando şampiyonu Nur Tatar da bulunuyor. Bu da herkes için spor başlığına iyi bir örnektir. Euro 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu da çok güzel bir haber. A mayor of the world. And we want. Biliyorsunuz ben de İtalyanım. Önümüzdeki ay Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olacak. Sizin başkanlığınız döneminde dünyanın önde gelen bu teşkilatlarıyla çalışmayı umuyoruz. Thank you Turkey. Thank you Europa. Hadi hadi abi, sonuçta sana.